Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. dersimizde yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz WoW Vocabulary Book kitabından sizlere ödev vermiştim hatırlıyorsanız. Yine WoW Vocabulary Book kitabından etkinliklerimizi yapalım. Ünitemizi iyice pekiştirmiş olalım. Ve yeni ünitemize doğru adım adım ilerleyelim. Evet, öncelikle Write the months of the years. Yılların aylarını yazın demiş. Belli harflerini vermiş, bize tamamlatıyor. Bakalım. 1 December 2 January 3 February 4 March 5 April and 6 May 7 June 8 July 9 August 10 September 11 October and last one ve sonuncusu 12 November. Do you remember seasons? Mevsimleri hatırlıyor muyuz? Şimdi onları yazalım. December, January, February. Which season is it? Hangi mevsim olur? Winter. March, April, May hangi mevsim olur? Spring, ilkbahar. June, July, August, summer. Yaz. September, October, November, autumn. Or fall, yani sonbahar şeklinde söylüyoruz. Okay. 3. Circle the correct option. Doğru olan şıkkı işaretleyin demiş. Görsellere bakarak yapacağız. First picture is balloons. Second picture is a clone. Dentist, dişçi. Clone, palyaço. Yine birdekilerin de anlamlarını söyleyelim isterseniz. Balloons, balonlar. Party hats, hat şapka demekti. Party hats, parti şapkaları. Okay, 2, clone. 3, beverages. Beverages, drinks. İçecekler demekti. 4, window, what does mean window? Pencere. Invitation card, davetiye. Resme bakıyorum, görsele baktım. Invitation card. 5, there is a mobile phone, cep telefonu. Cell phone da diyebilirim. Yine bu da doğru olur. Mobile phone, cell phone, camera, kamera demekti. Evet, devam ediyorum. 6, picture 6 is party hat. Burada da söylemiştik arkadaşlar. Party hat, parti şapkası demekti. Party hat. 7, it's a birthday cake. Birthday cake. Doğum günü pastası. Cake is true. Drink, içecek demekti. Yine aynı şekilde beverage'la aynı anlama geliyordu. Şuradaki S de çoğul ekiydi hatırlarsanız. Okay. What's that candle? Candle, mum, mumlar demek. Doğru. Book, kitap, kitaplar. No. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 candles in this picture. Bu resimde 6 tane mum var. Okay. 9. Home, ev demekti. Garden,
bahçe. Resme bakıyorum. There are a lot of trees. Ağaçlar var. Okay, there are a lot of trees. It's a garden. Bir bahçe. Okay. It's a box. Burada bir kutu var. O zaman ne olabilir? Party. Party demekti. Gift, hediye. Yani present kelimesiyle eş anlamlıydı. O zaman hediye. Okay. How many children? Yes, answer is children. Cevap çocuklar olacak. Children, çocuklar. How many children are there? Orada kaç tane çocuk var? 1 2 3 4 5. There are 5 children in this picture. Bu resimde 5 tane çocuk var. Children, çocuklar demekti. Küçük bir hatırlatma yapalım. Çocuk ne demekti? Child. Çocuk. Children, çocuklar. Bakın dikkat edin. Bu kelimenin çoğulu child şeklinde değil de children şeklinde oluyordu. Number 12. Okay, this is a confetti. True. Confetti Türkçe'ye de geçmiş dilimize konfeti şeklinde. Animal ne demekti arkadaşlar? Animal hayvan demekti. Olmayacağına göre konfeti dilimize de geçmiş. Okay. Match the answers with the correct question. Bakın yapması çok zevklidir bunları. Üzerine gittikçe bulmaca gibi hani parçaları puzzle gibi düşünün. Parçaları yerine oturttukça zevk alırsınız. Bakıyoruz. Cevaplar verilmiş, soruları bizden istiyor. Ne sormuş olabilir? Yes, you can diye cevap verilmişse evet yapabilirsin. Yani bir şeye izin verilmiş muhtemelen. Bakın cevap böyleyse biz ne demiştik? Yes, no şeklinde sorulan sorulara demek ki can diye cevap verecek. Çünkü burada can yardımcı fiili var. O zaman can I diye sormalı değil mi? Sen yapabilirsin diyor. Biri sana izin veriyorsa o zaman can I dersin. Yapabilir miyim? Hani izin isterken can I, can we yapısını kullanıyoruz demiştik. O zaman burada da yine can I diye sorulmalı. Bakalım öyle bir sorumuz var mı? Evet, hemen şurada gördük. Can I go to the cinema? Can I go to the cinema? Sinemaya gidebilir miyim? Yes, you can. Evet, gidebilirsin. Hani izin isterken kullanıyoruz demiştik. O zaman 1D at 6 o'clock. Bakın, ne vermiş? Time. Zaman vermiş. Bize saat olarak vermiş. Saat 6'da demiş. O zaman bana saat kaçta diye, yani saatle alakalı what time diye başlayan bir ifade bulmalıyım. What time? Bakıyorum. Evet, burada sizin de gördüğünüzün farkındayım. What time does the party start? Party kaçta başlıyor? At 6 o'clock, saat 6'da. What time does the party start? 2, 3. We can buy him. Him ne demek? Ona. We can buy him a new bike. Ona yeni bir bisiklet alabiliriz. Bakın ona. Şimdi burada him diyorsa yukarıda bu kişinin adını söylemeli. Tamam mı? Bakıyorum. Şimdi bir de buy fiili var. Benim için bakın bu da çok önemli. Demek yukarıda hani kime ne satın alabiliriz gibi bir soru sormalı. Çünkü bak birisi için ne satın alabiliriz diye soracak ki ona demiş. Yani yukarıda bir erkek ismi arayacağım. Bir de bak biz alabiliriz diyor. Biz ne alabiliriz diye sormalı değil mi? Yani bulmaca taşları yerine oturuyor diye düşünüyorum. What can we buy for Ata? Bak Ata. Ata için buy satın almak dedik. For için. Ata için biz ne satın alabiliriz? We can buy him, ona yeni bir bisiklet alabiliriz. O zaman cevabımı buldum. What can we buy for Ata? Ata için ne satın alabiliriz? We can buy him a new bike. Ona yeni bir bisiklet satın alabiliriz. O zaman üçün de cevabını bulmuş olduk. 3A. 3A.
It is in March. In March. Bakın cevaba bakın. Mart'ta demiş. Yani ay olarak vermiş. Demek ki ne zaman diye soracak. When'le sorulmuş demek ki bu soru. Bakalım when'le sorulmuş bir soru arayalım. Evet, burada yakaladık, hemen bulduk. When is your birthday? Senin doğum günün ne zaman? It is in March. When is your birthday? Oldu mu? Oldu. Çok da güzel oldu. When is your birthday? Senin doğum günün ne zaman? It's in March. Mart'ta. It dediğine birthday. Yani ben bunu my birthday de diyebilirdim. My birthday is in March şeklinde de söyleyebilirdim. O zaman for E, yani 4E. Bakıyorum cevaba. It is on Saturday. Bakın Saturday ne? Bir gün değil mi? Cumartesi. Bir gün. Yani day. O zaman hangi gün diyecek? Yani gene ne zaman ya da hangi gün gibi bir ifade arayacağım. Bakıyorum. What day? What day? Which day demek istiyor değil mi? Which day? Hangi gün? What day is your birthday? Doğum günün hangi gün? It is on Saturday. Oldu mu? Çok güzel oldu. What day ya da which day dese de olurdu. What day derken hangi gün anlamında söylemiş. Şöyle yazalım. Siz de notunuzu alın arkadaşlar. Hangi gün anlamına gelir? What day, which day? Her ikisi de aynı anlama gelir. What day is your birthday? Okay. 5B. I'm sorry, üzgünüm. I can't, üzgünüm, yapamam gibi bir şey söylemiş. I'm busy on that day. I'm busy. Busy, meşgul. That day, üzgünüm. O gün meşgulüm. Demek ki bir şey yapması istenmiş. Bir şey yapması istenmiş. Bakalım, iki şıkkım kaldı zaten. Geri kalan hepsini yerleştirdik. Şu son iki kalana bakalım. Do you want to come to my birthday party on Sunday? Pazar günü doğum günü partime gelmek ister misin? Want neydi? İstemek. Biz do you want kalıbına eş ne görmüştük başka arkadaşlar? Do you want, would you like değil mi? Would you like to come to my birthday party? Would you like kalıbıyla do you want kalıbı aynı anlama geliyordu. Değil mi? İster misin demektir. Her ikisi de ister misin? Would you like to come to my birthday party? Doğum günü partime gelmek ister misin? Ya da do you want to come? Dediğimde de yine aynı anlama geliyordu. Küçük bir hatırlatma da yaptık. Daha önceki bilgilerimizi de unutmuyoruz. Evet, devam edelim. Gelmek ister misin? I'm sorry I can't. Üzgünüm, gelemem. I'm busy on that day. O gün meşgulüm. On that day dediği. Hangi gün? Sunday değil mi? On Sunday. Hani gün olarak verilmiş bakın yukarıda. O gün gelmek ister misin diyor. Pazar günü gelmek ister misin? O da diyor ki o gün meşgulüm. O gün dediği pazar gününü kastediyor. O yüzden cevabım 6F. Okay. She is 12 years old. Hocam zaten son bir tane kaldı. Bizi yorma dediğinizi duyar gibiyim. She is 12 years old. 12 yaşındayım diyor. Yaşını soracak o zaman. How old is Ceren? How old is Ceren? Ceren kaç yaşında? She dediği kim? Ceren. She is 12 years old. O 12 yaşında. Okay. G. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Circle the correct one. Correct one. Doğru olanı işaretle. Bakalım cümlelere tek tek inceleyelim. We should make a to-do list. To-do list neydi? Yazalım hemen şuraya. Yapılacaklar listesi. We should make a to-do list. Bir yapılacaklar listesi yapmalıyız.
Şimdi before mu after mı gelecek buna bakalım. Öncelikle şunu sorayım, söyleyeyim. Before ne demekti? Önce. After ne demekti? Sonra. The party. Partiden önce mi yapılacaklar listesi yaparım ben? Yoksa partiden sonra mı yaparım? Yoksa partiden önce mi yaparım? Mantık olarak benim partiden önce yapmam gerekir değil mi? Partiden önce yapılacaklar listesi yapmalıyız şeklinde söylemeliyim. My birthday is in mi on mu? Ne demiştik ilk dersimizde? Aylardan önce in kullanırız. My birthday is in May. Benim doğum günüm Mayıs'ta derken in May kullanırım. There are many, we need, üç atladık. We need blah 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 for decoration. Decoration ne demek? Dekorasyon. Dekorasyon için need, need ihtiyacı olmak. We need, neye ihtiyacımız olur arkadaşlar? Dekorasyon diyor bakın bak, decoration. O zaman beverage ne demekti? İçecek. Balloons, balonlar. Tamam hocam, bulduk cevabı. Tabii ki dekorasyonsa balloons, balonlara ihtiyacım var. There are many blah 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 on the cake. On the cake, cake'in üstünde yani cake, I'm sorry, pastanın üstünde. Pastanın üzerinde. Pastanın üzerinde diyorsa gift, hediye saçma olur. Candles demeliyim değil mi? Çok fazla ne varmış? Mumlar varmış. We need a blah 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 to take photos. Ya böyle de soru sorulur mu? Değil mi? Take photo. Fotoğraf çekmek için bisiklete mi, kameraya mı ihtiyaç duyarım? Tabii ki camera. Bir kameraya ihtiyacım olur. We blah 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 order. Order sipariş vermek. We blah 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 order a birthday cake for the party. Parti için, for the için demekti. Yine tekrarımı yapmış olayım. For the party, parti için bir doğum günü pastası sipariş vermeliyiz deriz değil mi? Vermemeliyiz demeyiz. Please blah blah blah. Şimdi kelimelerin anlamlarına bakalım önce. Join katılmak demekti. Join, şuraya eş anlamlısını yazalım. Attend. Her ikisi de katılmak demekti. Evet. Get, o da almak demekti. Bakalım. Yani anlamlarına baktık. Şimdi cevabımıza bakalım. Sanki get cevapmış gibi oldu bir an ama. Bakalım. Please blah 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 my 15th birthday party on Friday. Cuma günü 15. doğum günü partime lütfen katıl dersin değil mi? Gel anlamında. Join, katıl. Lütfen katıl. Join olmalı. Today is my birthday. Bugün benim doğum günüm. My friends buy me a lot of. Arkadaşlarım bana çok fazla ne satın alır diyeceğim? Presents, hediyeler. Yine present means gift. Hediye demekti. Present, gift anlamına geliyordu. Her ikisi de hediye demekti. Medicine neydi? İlaç. O yüzden olmaz. Bana çok fazla ilaç aldılar demem. A lot of present. Bana çok fazla hediyeler aldılar. Derim. Let's blah 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 a surprise party. Şimdi ben bunu kalıp olarak öğrenmiştim. Ne öğrenmiştim? Throw a party. Bunu kalıp halinde defterimize yazmıştık kelimelerde. Öyle hatırlıyorum. Throw a party neydi? Parti vermek. Yani parti düzenlemek anlamında. Vermek derken düzenlemek. Biraz karışık oldu. Kusura bakmayın. Bakıyoruz ne demiştik? Throw a party. Kalıp halinde öğrendik. O zaman işte burada da zaten o kalıp var hocam. Hani bulması çok kolay oluyor diyebiliriz. Throw a surprise party. Let's neydi? Hadi. Hadi bir sürpriz parti verelim. Kim için? John için. Hadi John için bir sürpriz parti verelim. Okay. Nancy's birthday cake is. Bak, Nancy'nin doğum günü pastası is delicious. Delicious. Yummy, lezzetli.
exciting, heyecan verici. Şimdi kek heyecan verici olmayacağına göre lezzetli olacaktır. O yüzden cevabım delicious olmalıydı. Evet, devam ediyoruz. Evet. Fill in the blanks with the given words. Verilen kelimelerle boşlukları doldur. Kelimelerin anlamlarına bakalım isterseniz önce. Invitation, davet demekti. Buy, satın almak. Shopping, alışverişe gitmek, alışveriş yapmak anlamında shopping, alışveriş demekti. Gift, present anlamına geliyordu. Hediye, hediyeler. Şuradaki s takısı çoğuldu. Between, arasında demekti. Genellikle between and ile kullanılır diye öğrenmiştik biz. Decoration, dekorasyon demekti. Start, starts'dır kelime. Ne demekti? Başlamak. Clone, palyaço. Order, sipariş vermek. Throw a party şeklinde kalıp olarak öğrenmiştik biz bunu. Vermek, düzenlemek anlamına geliyordu. Yani parti vermek, parti düzenlemek anlamındaydı. Okay. Please join my birthday party. It is at North Cafe and it's blah 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 at 6:30 PM. Bak, saat 6:30'da ne yapar? Hemen bakalım cümleye. Please join my birthday party. Lütfen benim doğum günü partime katıl. It is at North Cafe, North Cafe'de, Kuzey Cafe'de. And it's at 6:30 PM. O saat 6:30'da başlıyor derim, değil mi? Starts. Okay, two. Where are you going? Nereye gidiyorsun? I'm going blah blah blah. I must buy a present for my mom's birthday. Bak ne diyor? Nereye gidiyorum? Buraya going bir yere gittiğini söyleyecek. Nereye gidiyormuş? I must buy. Satın almalıyım. Ne satın almalıyım diyor? Annemin doğum günü için bir hediye satın almalıyım. O zaman nereye gidiyorum? Shopping. Alışverişe gidiyorum, değil mi? Shopping. Çünkü hediye alacağım. I need some balloons for için demekti. İçin demekti. Tekrar yazıyorsun hocam. Dediğinizi duyar gibiyim ama yazmak zorundayım. Siz de unutmayın diye hatırlatmak istiyorum. I need some balloons for... Ne için balonlara ihtiyaç duyarım? For decoration. Değil mi? Decoration. Yani dekorasyon için balonlara ihtiyaç duyarım. I'm very happy now. Şu an çok mutluyum. It's a great party. Harika bir parti. My friends are at my house. Arkadaşlarım benim evimde. And I have a lot of... Ve benim çok fazla neyim var? Gifts. Hediyelerim var. Değil mi? I want to blah 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 a party. Bakın kelimeleri söylerken en başta söylemiştik. Throw a party demiştik, değil mi? Parti düzenlemek istiyorum. I want to throw a party. Throw a party in our garden. Bahçede bir parti düzenlemek istiyorum. And I must make a to-do list first. Öncelikle, yani ilk olarak bir yapılacaklar listesi yapmalıyım şeklinde devam etmiş cümle. I need a big chocolate cake. Büyük bir çikolatalı keke ihtiyacım var. For the party. Parti için büyük bir çikolatalı keke, yani büyük bir çikolatalı pastaya ihtiyacım var. Don't forget to... Forget, unutmak demekti. Biz imperatives, yani emir cümleleri görmüştük, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Don't forget dediğimde de unutma şeklinde emir cümlesiydi. Don't forget to blah 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 the cake. Pastayı ne yapmayı unutma derim? Order, değil mi? Sipariş vermeyi unutma. Pastayı sipariş etmeyi unutma. Do we need a funny clown, eğlenceli bir, komik bir palyaçoya ihtiyacımız var mı? İhtiyacımız olur mu parti için? Yes, good idea. Evet, iyi fikir. Zümra has a birthday party. Clown'un da üstünü çizmiş olalım. Zümra has a birthday party on Wednesday.
Zümra'nın çarşamba günü, bakın günlerden önce de 10 kullanılır demiştik. Yine bu cümlede de gördük. Zümra'nın çarşamba günü doğum günü partisi var. What can we buy for her? Onun için biz ne satın alabiliriz? Hani ne alabiliriz? I'm not sure about it. Hani bunun hakkında emin değilim. Let ask Enes. Hadi Enes'e soralım. Diye devam etmiş. The month blah 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 January and March. Bakın between'den bahsederken ne demiştik? Between and ile kullanılır. January and March arasındaki ay diyeceğim değil mi? Between. The month between January and March is February. Ocak'la Mart arasındaki ay February yani Şubat. Do you want to join my party on Sunday? Pazar günü partime katılmak ister misin? I'm sorry I can't. Üzgünüm gelemem. Thanks for, thanks dediği teşekkür ederim demek. Thanks for the, ne için teşekkür ederim? Invitation, davetin için teşekkür ederim şeklinde cümleyi bitirebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz buraya kadardı. Daha güzel günlerde, daha güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz.